Geografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk büyük girişimcilerinden ve ünlü iş adamı Nuri Demirağ'ın hayatını anlatacağız. Mehmet Nuri Demirağ 1886 yılında Sivas Divriği'de doğmuştur. Babası Mühürzade Ömer Bey, annesi Ayşe Hanım'dır. 3 yaşındayken babasını kaybeden Nuri Demirağ annesi büyütmüştür. Nuri Demira, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk girişimci ve iş adamlarındandır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1250 kilometrelik demir yolu ağının inşaatını gerçekleştirmesi sebebiyle Nuri Bey'in soyadını Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. 10. yıl marşımızda geçen "Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan" sözü onun sayesinde gerçekleşmiştir. Nuri Demira yıllardır Balkanlarda, Trablus'ta, Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış, yorgun, parasız, kimi evde evlatsız, kimi evde babasız kalmış, Osmanlı borçları altında ezilmekte olan genç Türkiye'yi çok büyük güzelliklerle tanıştırmış, ülkenin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Aynı zamanda girişimcilik ruhuyla gençlere ilham vermiş, çok zeki ve ileri görüşlü bir adamdır. Nuri Demirağ, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın ilk müteahhitlerindendir. İlk Türk uçak fabrikasının kuruluşu, ilk sigara kağıdı üretimi, ilk yerli paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştirmiş. Ayrıca İstanbul Boğazı üzerine bir köprü yapılması ve Keban'a büyük bir baraj yapılması düşüncelerinde ilk kez gündeme getirmiştir. Onun girişimci ruhu ve ilklere imza atışı kitaplara konu olmuş. Okullarda girişimcilik derslerinde ilk öğretilen kişilerden biri olarak hep öne çıkmıştır. Uri Demirao Divriye Rüştüye mektebinde okurken çok başarılı bir öğrenciydi. Bu başarısı sebebiyle öğretmen yardımcısı olarak bu okulda bir süre görev yapmıştır. Sonrasında Ziraat Bankası, Maliye Bakanlığı, Beyoğlu Gelirler Müdürlüğünde çalışmıştır. 1918 yılına gelindiğinde maliye müfettişi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletin yenik çıkmasından ötürü hakaretlere uğramış ve bu görevinden istifa etmiştir. Bu görevini bıraktıktan sonra girişimciliğe soyunan Nuri Demira, özellikle yabancıların tek elinde olan sigara kağıdı işine yoğunlaşmış ve emin önünde bir dükkan açarak üretime başlamıştır. Kendi kurtuluşu için savaş vermekte olan halk Türk Zaferi adına verdiği sigara kağıdına çok büyük ilgi göstermiştir. Böylece Nuri Demira ilk başarısını iyi bir gelirle kazanmıştır. Ayrıca Nuri Demira milli mücadele döneminde Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin Maçka Şubesini yönetmiştir. Müdafai Hukuk Cemiyeti Osmanlı Devleti'nin Mondros'u imzalayıp itilaf devletlerine teslim olmasının ardından Osmanlı'nın çeşitli bölgelerinde kurulan milli mücadele örgütlerinin çekirdeğini oluşturur. Sonunda milli mücadeleyi kazanan genç Türkiye Cumhuriyeti ülkenin dört bir yanını demir ağlarla örmek istiyordu. 1926 yılında Samsun Sivas demiryolu yapımı için bir Fransız şirketiyle anlaşılmıştı. Ancak şirket işi yarım bırakmıştı. İşin tamamlanması için açılan ihaleyi Mehmet Nuri Bey çok düşük bir fiyat vererek almıştır. Tapu dairesinde mühendis olan kardeşi Abdurrahman Naci Bey de kendisine katılmış ve Samsun Erzurum, Sivas Erzurum, Afyon Dinar hatları olmak üzere toplam 1012 kilometrelik demiryolu ağını dağlık ve kayalık arazilerde balyozlarla dağları delip tünel açmaları gerekmiş olsa da bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlamışlardır. O dönemin teknolojisi genç Türkiye'nin ekonomik durumu göz önüne alındığında Nuri Demira ve ekibi çok büyük bir başarı sağlamıştır. Bu büyük başarıdan dolayı Mustafa Kemal Atatürk kendisine ve kardeşine Demira soyadını vermiştir. Nuri Demira demiryolu yapımları sürerken inşaat projelerine de başlamış. Karabük Demirçelik Fabrikası, İzmit Selüloz, Sivas Çimento Fabrikası ve Bursa Merinos tesislerini inşa etmiştir. Ayrıca Eceabat Havalimanı ve Haliç kenarındaki İstanbul Hal binası da onun eserleridir. 1931 yılına gelindiğinde Boğaza yapılmak üzere bir köprü projesi başlatmıştır. Yurtdışından uzmanlar getirterek incelemeler yaptırmış, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü ile aynı sistemde inşa edilebilecek bir köprü için bir firmayla anlaşmıştır. Proje tamamlandıktan sonra 1934 yılında Atatürk tarafından beğenilmiş ama hükümetten onay alınamamıştır ve maalesef proje gerçekleştirilememiştir. 1936 yılına gelindiğinde Nuri Bey bir uçak fabrikası kurmak için kolları sıvamıştır. Fabrikayı memleketi olan Sivas Divri'yi de kurmayı planlamıştı. Ancak öncelikle İstanbul'da bir atölye kurulacaktı. Bu amaçla Barbaros Hayrettin Paşa iskelesinin yanında bulunan bir atölye binası inşa edildi. Bu bina şimdiki Deniz Müzesi'nin yanında bulunan sarı binadır. Deneme uçuşları yapılabilmesi için de Yeşilköy'deki Elmas Paşa çiftliğini satın almıştır ve buraya büyük bir uçuş sahası, tamir için atölye ve hangarlar inşa ettirmiştir. Uçuş sahasının büyüklüğü Avrupa'nın en büyük havalimanı olan Amsterdam Havalimanı ile aynıydı. Bu alan günümüzde uluslararası İstanbul Atatürk Havalimanı olarak kullanılmaktadır. Pistin bulunduğu araziye pilot yetiştirmek için bir de gök okulu kurdurmuştur. Okul 1943 yılına kadar 290 pilot yetiştirmiştir. Ayrıca Divriği'de de Gök Ortaokulu açtırmış Sivas'ın henüz hiçbir ilçesinde ortaokul yokken buradaki öğrencilerin tüm masraflarını karşılamıştır. Beşiktaş'taki uçak fabrikasında üretilecek olan uçak ve planörlerin planını Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit alan çizmiştir. Bu atölye 1936 yılında ilk tek motorlu NU.D-36 adlı uçağı üretmiştir. 1938 yılında da çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağı üretilmiştir. 1939 yılına gelindiğinde ilk yerli paraşüt üretimi de gerçekleştirilmişti. 1941'de tamamen Türk yapımı olan ilk uçak İstanbul'dan Sivas'a uçmuştur. Sonrasında Türk Hava Kurumu da ilk uçak siparişini vermiştir. Türk Hava Kurumu verdiği sipariş için bir kez daha test uçuşu istemiş, İstanbul'dan Eskişehir'e Selahattin Reşit Alan tarafından uçuş gerçekleştirilmiştir. Lakin havalimanında çevredeki hayvanlar alana girmesin diye piste hendek açılmış. Bu hendeyi göremeyen Reşit Bey içine düşmüş ve bu kazada vefat etmiştir. Bu kazanın üzerine Türk Hava Kurumu siparişini iptal etmiştir. Nuri Demirağ Türk Hava Kurumu'nu mahkemeye vermiş, yıllar süren mahkeme sonucunda kaybetmiştir. Bu yüzden sipariş alamayan fabrika 1950'li yıllarda kapanır. Nuri Demirağ her ne kadar hükümet üyeleri Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile bu yanlışın düzeltilmesi için görüşse de tüm girişimleri başarısız olmuş ve fabrika tekrar açılmamıştır. Nuri Demirağ Türkiye'de adalet ve demokrasi kavramının geliştirilmesi için tek partili yönetim anlayışından çok partili yönetime geçilmesi düşüncesiyle 1945 yılında Türkiye'nin ilk muhalefet partilerinden olan Milli Kalkınma Partisi'ni kurmuştur. 1946 ve 1950 seçimlerinde partinin meclise girememiş olmasından ötürü 1954 yılında Demokrat Parti'den aday olan Nuri Bey, Sivas milletvekili olarak seçimi kazanmıştır. Özellikle çölleşme, tarım hayvancılık, enerji, baraj, köprü ve limanlar hakkında çalışmalar yapmıştır. Nuri Demira, Mesude Demira ile evlenmiş, iki oğlu, altı kızı olmuştur. Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kurucusu Profesör Doktor Banu Onaral onun torunudur. Nuri Bey 13 Kasım 1957'de İstanbul'da şeker hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmiş Naaşı Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.